Herkese merhabalar, ben Ayşenur. Bugün sizlerle çok basit bir program ile kelime oyunu hazırlayacağız. Programımızın adı Eclipse Crossword. Bunu kendi sitesinden veya gezginlerden indirebilirsiniz. Ben indirdim. Kurulumda da Next diyerek sürekli kısa sürede programı kurabilirsiniz. İlk gelen ekranımız bu şekilde. Burada bize yeni bir proje mi yoksa önceki projeden düzenlemeler mi yapacağımızı soruyor. Biz yeni bir proje oluşturacağımız için baştakini seçiyoruz. İkincisinde ise hazırda bulunan bir kelime listesinden mi yoksa kendimiz bir kelime listesi mi kullanacağız? Bunu soruyor. Biz yeni bir kelime listesi oluşturacağız. Bu ekranda ise üstte cevabımız, altta ise sorumuzun bulunacağı kısım var. Sorumuzu alt kısma, üstte de cevabı olacak şekilde yazacağız. Ben klavye kısa yollarıyla alakalı bir kelime oyunu hazırlamak istediğim için klavye kısa yollarını hazırlayacağım. Siz daha farklı şeyler hazırlayabilirsiniz. Sorumuzu yazıyorum. Cevabımızı da üstte yazıyorum. Word to list dediğimizde kelimemiz eklenmiş oldu. Aynı şekilde yine sorumuzu yazıyorum. Word list dediğimde yine kelimem eklenmiş olacak. Siz bu şekilde kelimelerimizi ekleyelim. Ekledikten sonra next diyerek devam edebiliriz. Burada nereye kaydedeceksiniz diye soruyor. Masaüstünü seçtim. Oyun diye kaydediyorum. Sonrasında bulmacamıza isim vermemizi istiyor. Ben klavye kısa yolları diye isimlendiriyorum. Alt tarafta da isminizi yazabilirsiniz. Ben yazmak istemediğim için bunu geçiyorum. Sonrasında yüksekliğini ve genişliğimizi ayarlamamızı istiyor. Ben 20'ye 20 olacak şekilde ayarlayacağım. Next diyorum. Kelime oyunumuz bu şekilde görünüyor. Görüntüsü bu şekilde. Eğer bir düzenleme yapmak istiyorsanız 5G tıklayarak düzenlemelerinizi yapabilir ya da yeni kelime ekleyebilirsiniz. Ben yeni bir kelime eklemeyeceğim için next diyorum. Nasıl kaydetmek istersiniz diye soruyor. Ben web sitesi şeklinde kaydetmeyi düşündüğüm için web sitesi şeklinde kaydediyorum. Şurada. Oyun şeklinde kaydettim. Evet, oyunumuz bu şekilde açıldı. Buradan bir kelimeye tıklayalım. Seçili kelimenin tümünü işaretlemeye yarar. Cevabımızı giriyorum. Evet. Cevabımızı girdikten sonra bir kelime daha seçtim. Bir kelimeyi kopyalamaya yarar. Eğer ki cevabı bilmiyorsanız buradan cevabı göster seçeneğine tıklayarak cevabımızı görebilirsiniz. Tüm cevapları girelim. Şimdi cevaplarımızı girdikten sonra check puzzle diyerek kontrolümüzü yapıyoruz. Hepsini doğru girdiniz diyor. Puzzle'ımız bu şekilde oluştu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim.